nasıl yapması gerekir? Şu an havaya salınmaya hazırlanıyor. Bunlarda işte kendi ailesine, hatta yuvaya yaklaşırken ben geldim demek için yuva yaparlar. Karanlığı çok seviyorlar. Bu haberin niteliği taşıyor olabilir yani. Büyütülmesi, annesiz büyütülmesi çok zor bir. Açmayın. Bugüne kadar 6000'den fazla hayvan doğal yaşam parkına tedaviye getirildi ve bunların yaklaşık 1300 tanesi de doğal hayata yeniden döndü. Yaklaşık bize 40 gün kadar önce yavru getirilmiş olan 6 tane peçeli baykuş yavrusu bizde kliniğimizde özel bir bakıma alındılar. Özel bakıcıları tarafından beslenmeleri gerekiyordu. Meşakkatli bir süreç, her gün ilgilenilmesi, beslenmesi gerekiyor. Çünkü anne bakımı böyle bir şey. Doğal yaşam parkında da bakıcılarımız anne rolünü üstlendiler ve 40 gün boyunca bu hayvanların bakımı gerçekleştirildi. Doğaya hazırlandılar. Ardından da doğaya salma vakitleri geldiğine veteriner hekimler karar verdi ve akşam saatlerini bekledik. Çünkü baykuşlar gececi hayvanlardır. Peçeli baykuşlar daha çok yıkılmış damlar, terk edilmiş ağıllar, terk edilmiş evlerin çatılarını tercih ediyor. Dolayısıyla da köye yakın bir noktada peçeli baykuşları doğayla buluşturduk. Gündüzü böyle oyukların içerisinde, damların, çatıların altında geçiriyorlar. Gün doğumunda ve gün batımında aktif hale geliyor ve geceyi avlanarak geçiyorlar. Gece biz hiç görmesek sıfır karanlıkta onlar rahatlıkla görebiliyorlar. Geceleyin hareket eden böcek, kertenkele, fare bunlarla besleniyorlar. Aslında insanlar için çok faydaları var. Yani pek çok inanışta dünya üzerinde baykuş bir eve gelip yuva yapmışsa o eve uğur getireceğine inanılıyor.